Herkese merhaba. Ben Doktor Emullah Beyaz Yıldız. Ee, kanalıma evet hoş geldiniz. Tıbbi bilgileri, e, tıbbın en önemli konularını konuşmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere YouTube kanalımda çok fazla ücretsiz içerik var. E, tıp eğitiminde özellikle önemli olan, e, çok e, bilinmesinin elzem olduğu konuları e, burada özellikle anlatıyorum. Ve özellikle TUS için de e, faydalanacağınız e, inanılmaz derecede soru çözümlerinin olduğu, deneme sınavlarının olduğu videolar var. Ee, ve bugün neyi konuşacağız? Fizyolojiden tedaviye post, podcastlerimizin 6. videosuyla beraberiz. Evet 6'ya kadar geldik. Her hafta bir video çekmeyi planlıyorduk. Ben işin e, fizyoloji, histoloji, patofizyoloji, patoloji e, kısmında e, DR Patoloji kanalımda özellikle anlatacağımız konuları anlatıyor iken işin klinik kısmını DR Dahiliye kanalında dinliyorsunuz. Aynı konuyu bir yandan da Klinik yaklaşımla, Atilla Uslu hocamızın yaklaşımıyla dinliyorsunuz. Her hafta bir konuyu belirliyoruz ve bu konular üzerinde ikimiz de konuşmuş oluyoruz. Ve iki farklı yaklaşımla birlikte bir bütünsel yaklaşım oluşturup hastalıkları çok daha iyi e, özümsemiş oluyorsunuz. E, ve sizden gelen gelebilirimler bunları daha da arttırmayı, daha da fazla yapmamızın gerektiğini e, gösterdi. Ve altıncı konumuza kadar geldik. Biliyorsunuz ki birinci episode'dan neyi konuştuk. Uygunsuz ADH sendromunu konuştuk. Sonra Cushing sendromunu ikinci epizotta konuştuk. Üçüncü epizotta hiperparatroidizm. Dördüncü epizotta hipertroidizm. Beşinci epizotta polistemia vera. Ve şimdi Hodgkin lenfomayı konuşacağız. Evet şöyle bir tablete baktım mı? Hodgkin lenfoma mı falan diyeyim. Ne anlatacağım ben? Hodgkin lenfomayı anlatacağım. bu videoları özellikle YouTube kanalımın, ya bu videonun altında, yorum kısmında ya da açıklama kısmında bunların linklerini de koyacağım. Dilerseniz, izlemediyseniz de onları da izlemenizi öncelikle tavsiye ediyorum. Ve eğer bu kanala abone değilseniz de kanala abone olup bir like atmayı da böyle esirgemezseniz sevinirim. Şimdi Hodgkin lenfomayı konuşacağız ama tabii ki direkt Hodgkin lenfomayla başlamayacağım. Önce b lenfositlerin lenfositlerin gelişim sürecinden bahsedeceğim. Neye lösemi diyoruz, neye lenfoma diyoruz onlardan bahsedeceğim. Ve Hodgkin Hoçkin Hodgkin lenfoma ayırıcı tanısı. Hodgkin lenfomanın patofizyolojisi, patogenizi, Redsteinberg hücreleri nedir, nasıl oluşur? Neden Redsteinberg hücrelerini görüyoruz ve bunların klinik patofizyolojik, patolojik anlamı ne? Histopatolojik değerlendirmede neye bakıyoruz? Ve Hodgkin lenfomanın alt tipleri. Bunları tamamen baştan sona konuşacağız. Hadi başlayalım çok uzatmadan. Evet, Hodgkin lenfoma aslında bunu Hodgkin hastalığı da diyebiliriz. Çünkü çok iyi prognozlu. Yani kür şansı yüksek olan bir <laughs> tümör Neoplazi. ve bir e, lenfostik neoplazi yani lenfositlerden gelişen bir patoloji. E, şöyle lenfoid tümörler yani kemik iliğinde üretilen lenfositlerden ki bu B olabilir, T olabilir. Bunlardan gelişen tümürlere lenfoma diyoruz ya da lösemi diyoruz ya da lenfostik lösemi diyelim daha doğrusu ya, ya lenfositlerden B T hatta N K ile ekleyelim B hücresi B lenfosti T lenfosti N K lenfosti bunların herhangi birinden gelişen bir tümöre. ya lenfoma deriz ya da lenfostik lösemi deriz ne zaman lösemi diyoruz eğer kemik iliğinden orijin almışsa yani kemik iliğindeyken bir B lenfosti T lenfosti ya da N K aşırı prolifer olmuşsa biz ona lenfostik lösemi diyoruz eğer Lenf nodundayken o hücreler aşırı prolifer olmuşsa biz ona lenfoma diyoruz. Lenfomaları kendi içerisinde Hodgkin ve non-Hodgkin diye ikiye ayırıyoruz. Çünkü çok farklı. Yani bu ayrım çok önemli. Hodgkin neredeyse bir hastalık aslında. Ama non-Hodgkin lenfoma bu kadar iyi prognozlu değil. Peki lösemileri neye göre ikiye ayırıyoruz? İmatür hücre. Yani lenfoblast aşırı miktarda prolifer olup kemik iliğinde aşırı miktarda prolifer olup bir neoplazi gelişiyorsa bunu alel ediyoruz. Matür bir B lenfosit ya da T lenfosit aşırı bir şekilde prolifer oluyorsa neoplastik bir gelişim gösteriyorsa biz ona lenfostik lösemi, kronik lenfostik lösemi diyoruz. Aslında akut ve kronik lafları çok doğru tanımlar değil. Yani tümörün akutu kroniği olmaz biliyorsunuz. Yani hiç şunu duydunuz mu? Akut pankreas kanseri olmuşum. Kronik pankreas kanseri. Yani şunu demek istiyorum. Aslında akut kronik lafları yanlış isimlendirme. Ama bu hastalıklar yani lenfostik lösemleri de da lösemler ilk tanındığı zaman, ilk tanı kondukları zaman eskiden tedavinin iyi olmadığı zamanlar lenfoblastik lösemilerin hemen öldüğü, tedaviden hastaların fayda görmediği durumlar olduğu için bunlara akut adını koymuşlar. Ama lenfostik lösemilerin biraz daha uzun yaşadığı, geç tanı aldığı, tedavisiz hastaların belli bir süre yaşayabildiği için onlara da kronik lenfostik lösemi adını koymuşlar. Aslında doğru tanımlamalar değil. Ama bileceğiz terminoloji önemli. ALL diyorsak genelde immatür lenfoblast orucundur ama kalere diyorsak genelde matür hücre orijinidir. Tamam? Yani lenfoma lösemi olayını en başta bilmeniz gerekiyor. Peki şöyle bakalım. Şimdi şu kemik iliğinde e, hücrelerin biliyorsunuz ki B ve T hücrelerinin üretildiği yer kemik iliği. Kemik iliğinde aslında bizim bir kök hücremiz var ve bu kök hücremizden e, mieloblastik tik hücreye dönüşüm olabilir ya da lenfoblastik hücreye dönüşüm olabilir. Miyeloblastlardan neler gelişiyor? Bunu polistemia vera dersinde anlatmıştım size. İşte monositler yani makrofajlar, nötrofiller, eozinofiller, bazofiller, trombositler bunlar oluşuyor. Değil mi? Ama lenfoblastik kök ne oluşuyor? B lenfositi, T lenfositi ya da NK lenfositi oluşuyor. Biz bugün bu kısmı konuşacağız. Yani lenfositik tümörleri konuşacağız. Ve Bakın, şu benim diyelim ki kök hücrem, kemik iliğinde. Şurası lenfodu, tamam. Biz kemik iliğindeyiz şu an. Ee, şöyle yapalım. Heh. Şurada, şurada benim bir tane lenfoblastım var. Evet, matür bir, e, immatür bir lenfoblastım var. Şu da onun nükleosu. Evet. Bu lenfoblast matürize olacak. Evet, kemik iliğinde B hücresine dönüşebilir ya da T hücresine diferansi olabilir ya da NK'ya diferansiye olabilir. Dikkat! T hücresi üretildikten sonra Timus'a gidiyor ve Timus da matürize oluyor. Timus da CD4 pozitif ya da CD8 pozitif T lenfositlerine dönüşüyor. Yani matürasyonu T lenfosit timusta gerçekleştiriyor. Ama B hücresi, ama B hücresi matürasyonunu, matürasyonunu kemik iliğinde gerçekleştiriyor. Şu diyelim ki bizim B hücremiz ama immatür B hücremiz yani lenfoblast. Tamam? Sonra bu B hücresi kemik iliğinde matürize oldu. Neye dönüştü? Ortasında nükleosu olan bir tane lenfosite dönüştü. Bakın bu bir matür B lenfosite. Şu immatür lenfoblast, bu ise matür lenfosit. Tamam. Ama lenfositlerin özelliği nedir? Lenfositler antikor üretmek istiyor. Yani antikor sentezlemek isterler. İşte o antijenleri tanımak isterler ve ona göre antikor üretmek isterler. Onların amacı humoral immünite olunuyorlar. İşte bu görevlerini nerede yapıyorlar? Bu görevlerini lenf nodunda yapıyorlar. Dikkat. Bir lenf nodunda B lenfositlerin antijeni tanıdığı ve antikor üretmeye antikor eee tanıma antijenleri tanımaya başladığı yer germinal foliküllerin merkezi yani germinal merkezdir. Foliküllerin içidir. Burada çok sayıda B lenfosit vardır ve bunlar bunlar burada antikor üretmeyi öğreniyorlar. Peki antijeni nerede gösteriliyor? Yani bir lenfonunda antijen nerede tanıtılıyor B hücrelerine? Mental zone. yani pre germinal merkezde. Yani foliküllerin etrafındaki zona, manto gibi saran zona, mental zone diyoruz. Buraya pregenler merkez diyoruz. Burada antijenler B lenfositlerine tanıtılıyor. Yani bir B lenfosit buraya geliyor. Önce buraya geliyor. Ve burada antijenlerle tanışıyor. Biliyorsunuz B lenfositlerin yüzeyinde BCR var. B sel reseptör. Bunlar antijenleri tanımasına sebep oluyor. Ve şu an sonrasında içeri giriyor. Yani folikülün içerisine gelmen merkeze geliyor. Ve gelmen merkezde önce sentroblast sonra sentrosit halini alıyor. Ve sonrasında gidiyor. Nereye gidiyor? Şuraya. Burası ne? Marjinal zon. Post gelmen merkez. Burada bekliyor. Bellek hücresi olarak bekliyor. Çünkü o artık antikoru üretebiliyor. Antijenleri çok iyi tanıyor. Ve ileriki süreçlerde tekrar antijenle karşılaştığımız zaman hemen antikor sentezleyerek bizi onlara karşı koruyor. Ya da kana gidiyor. Kana plazma blast olarak geçiyor. Kanda antikor sentezleyen hücre olarak dolaşıyor. Ya da sonra plazma blastlar sonra kemik iline geliyorlar. Plazma hücresi olarak orada duruyorlar. Tamam mı? Şuradaki hücreye biz plazma hücresi diyoruz. Buradaki neyse ise plazma blast diyoruz. Öncelikle burada bilmenizi istediğim bir kere lenf nodunun lenf nodunun ee, yapısı yani Merkezde foliküller, yani tam ortasında medulla var tamam. Burada korteksten bahsediyoruz. Kortekste foliküller var. Ve foliküllerin hemen etrafında onu saran zonda mental zone adını veriyoruz. pregenden merkez diyoruz. B lenfositler önce oraya giriyor. Sonra foliküllerin içerisinde gidiyor. Buna genlen merkez diyoruz. Ve sonrasında e, marjinal zona gidiyorlar. Post merkez diyoruz. Marjinal zondaki hücreye bellek hücresi diyoruz. Memori hücre diyoruz. Sonrasında kana geçiyor. Plazma blast adını alıyor. Sonra kandan bunlar kemik iliğine gidip plazma hücresi olarak bekleyebiliyorlar ya da çoğalabiliyorlar. Şimdi gelin şu gelmen merkezi bir daha büyük görelim. Yani şu yapıyı bir büyük görelim arkadaşlar. Şimdi bu burası gelmen merkezi. Burada lenfoblastlar var. Şu sarı alan burası mental zone. Değil mi? Şöyle bir daha alayım. Şimdi bir B lenfositi buraya geldi. Evet. Yüzeyinde reseptörler var. Neye karşı reseptörler var? Antijene karşı. Soru. Antijenlerin antijenlerin B lenfositlerine tanıtıldığı yer neresi? Lenfodundaki foliküllerin etrafını saran mental zon. tanıtılıyor antijenler. Ve onlar antijeni tanıdıktan sonra bu B lenfositler içeri doğru gidiyor. Evet. Gelinen merkeze giriyor. Ve gelinen merkezde artık böyle büyük nükleosları olan, koca multinükleosları olan hücreler halini alıyor. Biz bu hücrelere, bakın bu hücrelere ne diyoruz? Sentroblast diyoruz. Tamam Bunlar sentroblast. Önce sentroblast haline alıyor. Sonra bunlar matürize oluyorlar. Yani artık antijeni çok iyi tanımış oluyorlar. Ve ee, diyor, e, Lenfo diyor ki tamam artık bizim centrostimiz var. Yani artık antijeni tanıyabilen olgun bir hücremiz var. Biraz daha küçüktür bu. Hatta ben de küçük çizeyim biraz büyük oldu bu buna da sentrosit diyoruz. Bu da sentrosit. Tamam? Sentrosit diyoruz. Yalnız bakın burada şöyle bir durum var. Bazı sentroblastlar dikkat. Bazı sentroblastlar e, antijeni çok iyi tanıyamıyor. Dolayısıyla antikorları çok iyi sentezleyemiyor. İşte bu hücreler apoptozize gönderiliyor. Lenfofonda apoptoze yönlendiriliyor. Hangi lenfoblastlar antijeni antijeni tanımayan yani disfonksiyonel sentroblastlar apoptoze gidiyor. Ama antijeni tanıyan antijeni tanıyan lenfo, lenfo, sentroblastlar sentrosit haline alıyor. Onlar artık çok güzel antikor e, sentezleyebiliyorlar ve somatik hipermutasyon geçirip nereye gidiyorlar? Ya bellek hücresi olarak postgenden merkeze gidiyor ya da plazmoblast iki, iki yola var. Yazayım plazmoblast ya da bellek hücresi. Artık bunlar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde somatik permütasyondan dolayı inanılmaz hızlı bir şekilde antikor sentezleyebiliyor. Çeşitli antijenlerle tanışıp çok farklı antikorlar üretebiliyor. Eğer bir sentroblast doğru antijeni tanıyamıyorsa bu ne yapıyoruz onları biz apoptoze gönderiyoruz. Devam edelim. Bu beni burası benim kemik iliğim, burası benim lenf nodum. Güzel ne oluyordu? Bir lenfoblastım matürize oluyordu. Şimdi T hücreler matürizasyonu kemik iliğinde gerçekleştiriyor. Biz şimdi burada B'den bahsediyoruz. B lenfoblastım neye dönüşüyor? Matür bir B lenfosine dönüşüyor. Bakın ben buna naif diyorum. Neden naif diyorum? Matür, bu hücre matürdür. Kemik iliğinde matür bir B lenfosittir. Ama naiftir. Neden naiftir? Çünkü daha antijeni tanımıyor. Antijeni tanımak için nereye geliyor? Şuraya geliyor. Burası ne? Burası neydi? Burası mantozonuydu. Mantozonunda antijenleri tanımaya başlıyor. Tanıdıktan sonra nereye giriyor? İçeri giriyor. İçerideki o büyük hücrene diyoruz? Sentroblast diyoruz. Ve sonra o sentrosite dönüşüyor. Sonra sentrositler marjinal zona geliyor. Bellek hücresi memori hücreleri olarak kendi yerini alıyor. Ya da bazıları plazmoblast olarak kanda geziyor. Antikor sentezi hücreler. Ve plazmoblastlar da kemik iliğine geçip plazma hücresi adını alabiliyor. Şimdi arkadaşlarım. Farz edelim ki. Şimdi şunları bir sileyim. Diyelim ki şuradaki lenfoblastın e, genetik mutasyonlar, çevresel faktörler, kimyasallar, radyasyon, onların etkisiyle bu lenfoblastın nükleusta genetik baz değişikler oldu ve lenfoblast kontrolsüz bir şekilde prolifer olmaya başladı. Kemik iliğinde aşırı miktarda lenfoblastik hücre proliferasyonu oldu. Yani tümör gelişti. Biz buna ne ad veriyoruz? Lösemi çünkü kemik iliğinden gelişiyor. Bu bir lösemidir. Ama hangi lösemidir? Lenfoblastik lösemidir ve blast olduğu için ALL diyoruz. Akut lenfoblastik lösemi. Evet bu bir akut lenfoblastik lösemi. Peki diyelim ki lenfoblast matürize oldu. Kemik kiliğinde matür bir B lenfosite dönüştü fakat bu matür B lenfositinde bazı genetik değişiklikler oldu ve bunlar aşırı miktarda prolifer olmaya başladı. İşte biz o zaman buna ne ad veriyoruz? Bakın kemik kiliğinde matür B hücre neoplasisi var. Kemik kiliğinde olduğu için lösemi diyoruz. Ama lenfoblast mı lenfosit mi? Lenfositik. Lenfositik bir lösemi. Ve kronik diyoruz bunlara da. hatırlıyorsunuz Kronik. Bu, bu ALL. Bu da KLL. bunlar hep de detaylı olarak başka e, videolarda anlatır. Zaten hematoloji videom olması lazım. E, hematoloji, neople, lenfositik nefositik neoplezileri, işte miyeloid neoplezileri anlattım. Youtube'da videolarım var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz detaylarını. Ama ben bugün burada neyi konuşacağım? <laughs> Lenfomalara. Ne zaman biz e buna lenfoma diyoruz. İşte şuradan, yani lenf nodunun içerisinde burada aşırı miktarda hücre proliferasyonu olursa ben buna lenfoma diyorum. Yani burada, şurada, 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 şurada herhangi bir yerde lenfositler aşırı miktarda prolifer oluyorsa buna lenfoma diyorum. Dikkat, dikkat. Eğer e, ve bu lenfomalı ya da şöyle söyleyeyim, bu lenfomları ikiye ayırıyoruz. Hodgkin ve non-Hodgkin diye ikiye ayırıyoruz. Neye göre hoşkin, neye göre nano hoşkin diyorum. Dikkat. Şu sentroblastı hatırlar mısınız? Şu sentroblast. Bu sentroblastın garip bir nükleosu vardı. Hatta çift nükleosu falan vardı bazen. Bazen belirgin nükleolu olabiliyor. Yani çok garip bir yapıda. Ve bu sentroblast eğer antijeni iyi tanımazsa nereye gidiyordu? Apoptoze gidiyordu. Ama antijeni iyi tanıyanlar da sentrosa dönüşüyordu. Bir önceki slide'da anlatmıştım. Dikkat. Eğer bu süreçte bir sorun olursa yani bu sentroblast apoptoze gidemezse bu hücreler kontrolsüz prolifer oluyor. Hangi hücreler? Antijeni tanımayan, ölmesi gereken disfonksiyonel sentroblastlar apoptoze gitmiyor ve sonra kontrolsüz prolifer oluyor. İşte biz bu hücrelere dikkat, bu hücrelere Reed sternberg hücreleri diyoruz. Ve bu hücreler aşırı miktarda sonra prolifere olabiliyorlar. Ve bir neoplezi oluşturuyorlar. Lenfonda olduğu için lenfoma diyoruz. İşte biz bunlara, biz buna Hodgkin lenfoma diyoruz. Tamam. Hodgkin lenfoma budur. Kemik kirliğinde özür. Lenfozunda foliküllerde, germinal merkezde sentroblastların aşırı proliferasyon. Ölmesi gereken Apoptoze gitmesi gereken sentroblastların aşırı proliferasyonla oluşan hücre. Red Stenberg hücre diyoruz. Ve onların oluşturduğu neoplazi hoşkin lenfoma diyoruz. Biri sana hoşkin lenfomanın neoplastik hücresi kimdir derse Red Stenberg hücresi diyeceksin. Morfolojik nasıl, yapısı nasıl? Büyük. 45 mikron, 50 mikron boyutlarında arkadaşlarım. Bir nükleolusu bile e lenfosit yap boyutunda o derece büyük hücreler dev hücrelerdir. Giant cells denir. Reed hücrelerine. hücreleri. Red hücreleri Hodgkin lenfomanın neoplastik hücresiymiş. Peki nano Hodgkin lenfoma ne? E şunlar. Diyelim ki şu hücreden bir tümör gelişti. Bu hücreden neoplazi gelişti. Bu hücreden neoplazi gelişti. Yani pregennal merkezde, gennal merkezde, postgennal merkezde diğer hücrelerin yani Red Sternberg hücresi dışında diğer hücrelerin aşırı proliferasyonla bir neoplazi gelişiyorsa biz buna nano Hodgkin lenfoma diyoruz. Tamam mı? <laughs> yani lenfoma iki ayrılıyormuş. Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma. Hodgkin lenfomada Sento e, aşırı proliferasyonu var. rettich hücreleri var. Nanoşkin lenfomada farklı farklı isimlendirmeleri var. Zaten yani sınıflandırmayı yani, yine ben anlatıyorum. Belki videolarda vardır YouTube'da. Anlattığımı hatırlıyorum. Daha önceki e, videolara bakabilirsiniz. Naif hücre aşırı prolifer olursa... işte burada mesela Mantle Cell lenfoma diyoruz. Çünkü Mantuzon'dan gelişiyor. İşte burada bazen Burkitt lenfomayı burada görüyoruz. Foliküler lenfomayı, difüz Büyük Hücreli lenfoma. İşte buradan gelişen lenfomalar oluyor. Hairy Cell, Lösemi. İşte onun dışında marjinal zondan geliştiği için marjinal zon lenfoması. Onlar da buradan gelişiyor. İşte Hodgkin lenfoma da böyle farklı isimlendirmeler. Yani Hodgkin lenfoma da kendi içinde bir sürü alt formu var. Ama biz bugün neyi konuşacağız? Konumuz ne? Hodgkin lenfoma. Demek ki Hodgkin lenfoma neymiş? Red Stenberg hücreleri. Bakın bunlar Red Stenberg hücreleri. Red Stenberg hücrelerin özelliği dev hücreler olması. Dev hücreler olması. Büyük 45-50 mikron boyutlarında olması çift nükleosu olan ve belirgin nükleolu olan hücreler olması. Bunlara biz Rettenberg hücresi diyoruz. Peki Rettenberg hücresi nasıl gelişiyor? Neler oluyor? Ee, şimdi bunları konuşacağız. Ama arkadaşlarım şunu bir istiyorum. Bir Hodgkin lenfoma tanısı için ne yapmamız lazım? Lenf çıkarıp o lenf içerisindeki bakın bu Rettenberg hücrelerini göstermemiz lazım. Memiz lazım ki evet burada bakın Rettenberg hücreleri var. Bunlar var. Red Stenberg hücreleri bunlar. Ve Red Stenberg hücresini gören patolog diyor ki bu Hodgkin lenfoma. Fakat şöyle bir durum var. Bazen Red Stenberg hücreleri ee, çok fazla ve onun etrafında normal lenfositler var 2-3 tane tek tük. Çoğunluğu Red Stenberg hücresi. Biz buna diyoruz ki Hodgkin lenfoma ama lenfositen fakir. Yani normal lenfositen fakir Hodgkin lenfoma. Bazen de bakıyoruz çok fazla Lenfosit var normal lenfosit var tek tük Retzender hücresi var. O zamanlar ne diyoruz? Lenfosten zengin diyoruz. Bazen de ortaya karışık. Burada miksliler diyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Hodgkin lenfomanın alt sınıflaması neye göre yapılıyor? Normal lenfositlerle Retzender hücrelerinin oranına göre yapılıyor. Dikkat. Eğer normal lenfositler fazlaysa lenfosten zengin. Normal lenfositler az ise Retzender fazlası lenfosten fakir, karışıksa mix. Peki sizce hangisi daha kötü prognozlu? E tabi ki normal lenfositler azsa yani malin tümör, malin tüm, malin diyorum neoplastik hücre fazlaysa biz onu lenfositen fakir. Bunlar daha kötü prognozdur tabi ki. Daha kötü relatif. Relatif olan. Çok kötü demiyorum. Daha kötü diyorum. Lenfositten zengin daha iyi prognozdur. Bir de başka iki sınıflaması daha var. Bir de nodüler uzan var. Bir de nodüler lenfos predominant var. Onların özelliklerini yine detaylı olarak anlatacağım. Yani 5 alt grubu var nelermiş? Lenfositen fakir, lenfositen zengin, mix, nodüler sıklar ozan ve nodüler lenfoz predominant var. Bunları hep konuşacağız. Peki patolog nasıl tanık oluyor? Lenfodu eksisyonu, lenfodu biyopsi. Lenfodu ya yani bir lenfodu şişer, o lenfodun çıkarı patoloğa gönderirsin ve patolog retiçten belki hücrelerini gördüğü zaman der ki bu bir hoşkil lenfomadır. Peki sadece görüntüyle mi tanık koyar? Sadece görüntü yetmez. Bunların spesifik markerları var. Unutmayın çok değerli. Bu dersin en önemli noktası budur spesifik Red Stenberg hücre markerları nelerdir? Söylüyorum. CD15 30 pozitif olmalı. Tamam. Bunlar. Bunlarla pozitif boyanıyorsa o zaman diyoruz ki evet bunlar Red Stenberg hücreleri diyoruz sevgili arkadaşlarım. CD15 pozitiftirler. 20 negatiftirler. Bakın sentroblastlar B hücre markaları içermez. Immunoglobulin taşımaz. Ve CD15 30 pozitiftir, 20 negatiftir. İstisnası da var, onu da konuşacağız. Ama bu çok ama çok değerli. Bu sınıflamayı da konuşmuş olduk. Şimdi gelin işin klinik kısmına. Evet, diyelim ki bir kişi bir kişi de, lenfodu şişti. Biz buna ne diyoruz? Lenfadenopati diyoruz. Ve lenfadenopatiler neoplastik olabilir, reaktif olabilir. Bazen enfeksiyonlara sekonder lenfodu şişebilir. Servikal lenfodları şişer mesela, faranjit işte olursun şişer. Ve bu şişen lenf modu biz histolojik olarak incelediğimiz zaman tümör gördüğümüz zaman diyoruz ki burada bir lenfoma var. Yani neoplazi görüyorsak lenfoma var. Ya da bazen metastatik hücreler burayı infiltre edebiliyor. Metastaz olabilir. Lenfoma olabilir. Ya da Neoplastik hücre yoktur. Reaktif olarak şişmiştir. Yani e, makrofajlar mikropları tanımıştır. Aşırı miktarda makrofaj infiltrasyonu vardır. Aşırı miktarda T hücre, B hücre infiltrasyonu vardır. Bir enfeksiyona sekonder gelişmiştir. Biz de ona reaktif nefoto şişkinliği diyoruz. Şimdi Hoşkin'de ne oluyor? Düşünsenize lenfodonun aşırı miktarda neoplastik hücre var. Yani Restenberg hücresi var. E restenberg hücre aşırı prolifer olduğu için ne oluyor? Lenfodunu şişiriyor. Dolayısıyla aslında ne oluyor? Lenfodonopati oluyor. Ve bu lenfodonopatin özelliği bir kere ağrısız olması. Genelde ağrılı lenfodonopatiler, enfeksiyonla ilişkili ağrısız lenfodonopatiler neoplastik süreçlerle ilişkildiler. Ağrısız, lastik kıvamında lenfodonopatini görüyoruz. Hoçkinde tipik olarak. Ama bir şey daha var. Diyelim ki şurada bir lenfodonopati var. Bir bakıyorsun Red Stenberg hücreleri buraya yayılıyor. Burayı da şişiriyor. Sonra burayı da şişiriyor. Sonra burayı da şişiriyor. Burayı da, da şişiriyor. İlginç bir şekilde Red Stenberg hücreleri yayılıyor böyle. Komşuluk oluyla. Bu çok ama çok önemli. Hodgkin lenfomada lenfadenopatiler yani hmm, progresyon komşuluk yoluyla olur. Yani sırasıyla. Sırasıyla ilerler ve burada ilerleyen hücre Red Stenberg hücreleridir. Tamam Çok değerli. Hodgkin lenfomada lenfadenopati olur. Bu lenfadenopati ağrısızdır. Lastik kıvamındadır ve komşuluk yoluyla ilerler. Peki. Neoplastik hücre prolifer oldu ve lenfadenopati gelişti. Başka ne olur? Arkadaşlarım Redstenberg hücrelerinin özelliği aşırı miktarda stokin salgılaması. Lütfen bunu unutmayın. Çok fazla stokin salgılar ve bu stokinlerin etkisiyle birlikte hastada klinik bazı bulgular ortaya çıkar. Şimdi onları konuşacağız. Şöyle kendi görüntümü şuraya alayım. Şimdi bir kere interleukin 1 sentezler. Interleukin 1 ateş gelişmesi sebep olur. Interleukin 6 da yine buna katkı sağlar. TNF alfa sentezler bu hastada kaşeksi, kilo kaybı olur. Ve interleukin 1, TNF alfa, interleukin 6 bunlar hep hastada ateş, kilo kaybı gibi semptomların oluşmasına sebep oluyor. Ve interleukin 1 özellikle hipotalamusa gidiyor. Termostat biliyorsunuz orayı vücudun termostatıdır da ayarlamalar, düzenlemeler yapıyor. Buna bağlı bu hastada ateş ortaya çıkıyor. Ve gece terlemeleri oluyor. Bu semptomlar Hodgkin lenfomanın klasik semptomlarıdır. Ve biz bu semptomlara B symptoms, B semptomları diyoruz. Peki başka ne oluyor? İnterleukin 5 sentezliyor. Eozinofiliye sebep oluyor. Çok önemli. Eozinofili nedenidir Hodgkin lenfoma. Ve özellikle hangi formlarında Hodgkin hangi formlarında eozinofili görüyoruz? mix seriler ve nodüler sıklar o Bu iki formda biz eozinofiliyi en fazla görüyoruz. Nodüler sıklar o arkadaşlarım gelişmiş ülkelerde en sık gözlenen Hodgkin lenfoma formudur. Mix seriler ise geri kalmış ülkelerde en sık gözlenen Hodgkin lenfoma formudur. Peki sizce bizim ülkemizde en sık hangi Hodgkin lenfoma formu görülüyor? Nodüler sıklar ozan mı? Mikseller mi? Hadi bakalım cevabınızı bekliyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> İlginç bir şekilde nodüler sıklar ozan. <laughs> evet. Tıpta çok böyle beni şaşırtan noktalardan biri. Biz gelişmiş bir ülkemiz. Evet. Çünkü bizden sık nodular e, skorozan görülüyor. Nodular skorozan evet ülkemizde ve gelişmiş ülkelerden sık gözlenen hoş gelinen form formdur. Ise geri kalmış ülkelerde. Bu ikisini niye yazdım? Çünkü eozinofili en fazla bunlarda görüyorum. Dikkat! Dikkat! Reştenberg hücresi interleukin 10 sentezliyor. Interleukin 10 ne yapıyor? Interleukin 10 anti inflamatuar bir stokindir. Evet. inflamasyonu baskılıyor. Dikkat! Galaktin bir sentezliyor. Galaktin 1 T rekleri. Yani immün süpresyon yapan hücreleri uyarıyor ve bunlarla birlikte immün süpresyon tablosu ortaya çıkıyor ve böylelikle Restenberg hücreleri histolojik T lenfositlerden, immün sistemden kaçıyor arkadaşlarım. Yani Restenberg hücreleri böylelikle immün e şeyden immün sistemden kaçmış oluyor. Bir şey daha var. Restenberg hücreleri PD 1 e, reseptörleri var yüzeyinde. Bu da yine e, sitoksik inhibe eden bir e, reseptördür. Dolayısıyla sitoksik telenfositler e, Resitenberg hücrelerini öldüremiyor. PD1 ekspresse ettikleri için. Bunu unutmayacağız. Hocam neyi unutmayacağız? Restenbel Resitenberg hücrelerinin stokinler. sitokinler. İnterleukin 1, TNF alfa, interleukin 6 bundan dolayı hastalığı ne oluyor? Ateş oluyor, kilo kayboluyor, gece terlemeleri. Bunlar B semptomları. Ve interleukin 5 eozinofiliye sahip oluyor. Soru eozinofili hangi hoşkin tiplerinde görülüyor? nodüler, sıkır ozan ve mikserler. Galaktin 1 dikkat imün süpresyonu. Interleukin 10 yine süpresyonla ilişkili. Ve yüzeyinde PD1 ekspresi ettiği için de yine stoksik t inhibe ediyor hoşkin lenfoma. Ve bu PD1 ya da PD ligant'a karşı olan monokullan antikorlar zaten artık hoşkin lenfomanın tedavisinde, ee, primer tedavisinde rol oynayan ajanlardır. Detaylarını zaten klinikte Atilla Uslu hocamızın derslerinde göreceksiniz. Lütfen bu videoyu izledikten sonra da Atilla hocamızın videosunu izlemeyi unutmayın. Tedavi kısmında orada göreceksiniz. Şimdi Hodgkin lenfomayı biz iki şey lenfomaları hani en başta hatırlarsanız bir lenfomada gelişen tümöre biz lenfoma diyorduk. Aşırı miktarda hücre proliferasyonuna. Eğer bu hani apoptoze gitmeyen sentroblasttan gelişiyorsa ki buna Red Sternberg hücresi diyorduk. Buna Hodgkin lenfoma diyoruz. Diğer hücrelerden gelişiyorsa da non-Hodgkin lenfoma diyoruz. Bu ikisinin farkları nedir? Şimdi bu farklar önemli. Genelde sorulur. Hodgkin lenfoma genelde merkezi bir lenfodundan başlar. servikal, i̇şte paraortik ve komşuluk yolu ilerler. Ama non-Hodgkin lenfoma multiple oluyor genelde. Yani tek bir lenfodundan başlamıyor. Multiple lenfodundan başlıyor. Ve komşuluk yolu ilerlemiyor. Pat diye uzak metastaz yapıyor. Peki ee, hoşkin lenfoma metastaz yapıyor mu? Aslında bu metastaz değil de eknodal yayılım yapıyor. Önce dalağa gidiyor. Sonra karaciğere gidiyor. Sonra kemik iline gidiyor. Ekstra tutulum olabiliyor ama nadirdir. Mezenterik ganglionlar, Waldeyer halkası tutulumu nadirdir ama nano üçgin lenfoma da valdeğer halkası, mezenterik ganglion tutulumları sıktır. Ekstra odal sıktır. Yani gidip mesela nano lenfoma midede yerleşebiliyor, beyinde yerleşebiliyor. Giste yerleşebiliyor. Kolonda yerleşebiliyor. Bunlar önemli. Hoşkin lenfomanın patogenezinde işte prognozunda çok e, özür dilerim. Prognozunda evre çok değerlidir. Yani ne, ne kadar yayıldı? Burada mı yoksa şuralarda mı aşağıda doğru gitti mi ilerledi mi? Stage çok değerlidir. Yani alt tipler işte nodüler, sıklar, ozan lenfosit lenfos predominant, lenfostan fakir bunlar mı önemli? Evre mi önemli? Evre çok daha önemli. Ama nanoçkin lenfomada grade yani foliküler lenfoma mı, difüz büyük mi, mental cell mi bunlar çok değerli. Tabii ki burada da evre önemlidir ama grade yani hangi nanoçkin lenfoma olduğu çok 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 değerlidir. Evet Hoşkin lenfomayı konuşuyoruz. Bu primer olarak lenfodu hastalığıdır. Lenfodundan neoplastik Redstenberg hücrelerine aşırı proliferasyonuna giden hastalıklardır. Dolayısıyla Redstenberg hücreleri aşırı prolifer olduğu için lenfodu şişiyor ve lenfadenopati oluyor. Genelde servikal lenfadenopati ile başlıyor. Komşulukla ilerliyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Hoşkin lenfomalar genelde genç hastalarda görürken non hodgkin lenfomalar daha ileri yaşlarda görülüyor. Hoşkin patogenezinde EBV çok önemli. EBV, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu patogenezde rol oynuyor ama Hodgkin'de sadece bazı tipleri ama genelde e, Hodgkin'de rol oynuyor EBV. Hodgkin lenfomalar ağrısız lenfadenopatiler, servikal lenfadenopatilerle karakterize. Prognozda evre çok değerli yani histolojik alt tipten bile değerlidir. Eşlik eden semptomlar neler? Ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri yani B semptomları oluyor. Ve patogenizde yani Restenber hücre gelişiminde en önemli faktör nedir diye bir soru gelirse ki TUS'ta şimdiye kadar sorulmadı. Sorulmasını bekliyorum arkadaşlarım. Yani bunu soracaklar. Diyecek ki patogenezde en önemli patogenezler olmayan en önemli faktör nedir? Cevap NF kapa bir transkripsiyon faktörü. Aktivasyonu ki bu transkripsiyon faktörü ne yapar? Gider hücrelerin, lenfositlerin, e, bu red stem hücrelerin aşırı miktarda, sentroblastların aşırı miktarda prolifer olmasına sebep olur. Bunlar aşırı miktarda prolifer olursa da lenfodonu şişer, şişirir, lenfodonu patiye sebep olur ve bas, salgıda sitokinlerle de sistemik semptomların ort ortaya çıkmasına sebep olur. Bakın burada gördüğünüz bir red stem e, hücresi. Bakın çift nükleosu var ve belirgin nükleolleri var. Bazen mononükler de olabiliyor ama genelde çift nükleosu olan ee, ve içinde nükleosları olan, büyük nükleosları olan hücrelerdir bunlar. Ve hani böyle şaşılı olan bir çocuk gibi aslında böyle e, bir baykuş gözle diyorlar buna. E, bu isimlendirmelerde yapıyorlar. Peki hangi hücre, nereden kaynaklı? Genel merkez kaynaklı. Genel merkezdeki biliyorsunuz ki sentroblastın apoptoza gitmemesiyle e, ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunlar ee, söyleniyor. Ama postgenler merkezden de gelişebiliyor. Daha çok genel merkez kaynaklı. Ve artık o B yüce olmadığı için yani sentrose dönüşmediği için B markırları markerları hiç göstermiyor. IgG ekspresyonu, immunoglobulin ekspresyonu göstermiyor. Ne pozitif? C'de 15. Pozitif? C'de 30. Pozitif bir yandan da Pax 5 pozitif diyebilirsiniz. Yıldızlar koyun. Bir de Redstone hücrenin de kendi içerisinde farklı formları var. Ee, genelde C'de 15 C'de 30 pozitiftir. Tamam. Genelde diyorum. Çünkü bir istas. Hangi Restenberg hücresi? CD15-30 negatiftir. CD20 pozitiftir. İsmini söylüyorum. Popcorn. Evet popcorn. Yıldızlar. Popcorn tipi Restenberg hücresi. CD15 ki bu da sorulmuştur. 30 negatif. 20 pozitiftir. Tamam. Normalde Restenberg hücresi CD15-30 pozitiftir. 20 negatiftir. Bu tam tersi. 15-30 pozitif. ...20 negatif. Şuraya yazmışım. Gözükmüyor. Özür. Şöyle. Popcorn. Popcorn özelliği bu. Evet. Patogenez'de, Red Steinberg hücresi gelişiminde... En önemli faktör neydi? NF kapa bir transkripsiyon... ...faktörü aktivasyonu. Peki buna sebep olan... ...trigger ne? Bunu uyaran... ...dikkat. EBV enfeksiyonu. Yıldızlar. EBV. EBV enfeksiyonu çok değerli ve EBV asıl retsem hücresi, EBV enfeksiyonu retsem hücreleri gelişimine sebep oluyor deniyor büyük oranda. Ee, onun dışında EBV tümör jener LMP1 ekspresyonunun yani EBV enfeksiyon sonrası tümör gelişiyor. Bu tümör hücrelerinde LMP1 ekspresyonunun retsem hücresi geliştiğine sebep oluyor, e, sebep olduğu düşünülüyor. Ve NF kappa negatif regülatörleri yani onu inhibe eden genler bu genlerin inhibisyonunda yine NF kappa aktive olmasına sebep oldu. Dolayısıyla Sembel hücresi gelişme neden olduğu söyleniyor. Ama burada ebeveyi unutmayacağız. Ve Redis-Sembel neler oluyor? Dikkat! İnterleukin 10 senteziyle T helper 1 inhibe ediliyor. Ama T helper 2 uyarılıyor arkadaşlarım. Ama T helper 1 inhibe ediliyor. İnterleukin 5 senteziyle eosinofili oluyor ve çok önemli PDL1 ekspresyonuyla PD1'e Biliyorsunuz buradaki PD1'e yapışıyor PDL1. Ee, sitotoksik T lenfositler süpresi oluyor. Çok değerli. Ve tedaviye de Hodgkin lenfoman tedavisi de direkt PDL1 ya da PD1 anti PD1 anti PDL1 ilaçlar kullanılıyor. Alt tiplerini konuşacağız. Neler vardı? Lenfosten fakir, lenfosten zengin, mix, nodüler skrozan ve nodüler lenfos predominant. Dikkat! şu nodüler lenfus predominantı klasik olmayan tip diyoruz. Sonradan e, fark edildi bu. Diğerleri klasik tiplerdir. Çok sık gözlenmez bu. Ama prognozu kısmen iyidir. E, ve buradaki Red Stamper adı Popcorn Red Stenberg hücresi Popcorn mu dedim. Evet. Onun özelliğini de hatırlayın. CD15 30 negatif 20 pozitifti. Klasik olan Hodgkin tipleri nelerdir onlara bakalım. Nodüler sıklar ozan en sık bu görülüyor. Sonra mikseliler. Sonra lenfosten zengin ve lenfosten fakir. Hatırlarsanız eozinofil en fazla hangilerinde görülüyordu? Nodüler sıklar ozan ve mikseliler. Gelişmiş ülkelerden sık görülen nodüler sıklar ozan. Geri kalmış ülkelerden sık görülen mikseliler. Yani en sık e, gözlenen tiplerde eozinofili görüyoruz. Peki ülkemizden sık hangisi görülüyor? Nodüler sıklar ozan. Evet en sık gözlenen Hodgkin lenfoma tipi budur. Ee, ve tipik özelliğidir lütfen unutmayın. Mediastinal lenfadenopati yapar. Lenfomalarda hangi lenfomalar mediastinal lenfadenopati ile kendini gösterir? Nodüler sıkkar ozan Hoçkin, difüz büyük hücreli lenfoma ve T hücreli alele lenfoblastik lenfoma da diyebilirsiniz buna. Bunlar özellikle mediastinal lap ile gider. Lütfen unutmayalım. Ve nodüler sık evet restember köcüleri görülüyor. Bunlar CD15-30, Pax5 pozitiftirler, 20 negatiftirler. Ve tipik özelliği nükleosların çevresi bakın böyle stoplazma şeffaf, boş gözüküyor. Buna deniyor ki lakünler var deniyor. Buna laküner tip RS hücresi deniyor. Bu çıkacak arkadaşlarım sorulur. Laküner tip RS hücresi hangi hoşkinden formunda görülür? Cevap nodüler sık Peki neden nodüler sık demişler? Çünkü bakın şöyle nodüller var ve nodülleri çevre çepe çepe çevre saran fibrozis var. İşte bu çok değerli. Bu bilgi lütfen unutmayın. Fibrozis, sklerozan. Neden fibroz var? Çünkü TGF beta ekspresyonu var. Eozinofil birikimi var ve EBV ile ilişkisi yoktur. Soru hangi Hodgkin formlarının EBV ile ilişkisi yoktur? Cevap nodüler sklerozan ve nodüler lenfosit, predominant tipler. Yani başında nodüler olan formlarda EBV ilişkisi yoktur. Peki EBV ilişkisi en fazla olan Hodgkin lenfoma formları hangisi? Lenfositten fakir ki %90 ilişkilidir. Sonra mix yüzde %70 ilişkilidir ve sonra lenfositten zengin bu da %40 ilişkili. Tamam? Fakir, orta, zengin böyle aklını tutacaksın. Fakir, orta, zengin, ilişkisiz olanlar, ebevele ilişkisi olan hangileri? Nodüler tipler. Nodüler sıkkır o zaman nodüler, yani fos predominant. Ve mediastinal lenfodonopati unutmayacağız. Nodular sıkkar uzan dışında mediastinal lenfodonopati yapan lenfomalar hangileriydi? Difüz büyük hücreli lenfoma ve T hücreli ALV'ydi. Mix ikinci sıkla görülen tiptir. Ve bunun özelliği bir fazik yaşta alınma olması. Yani ileri yaşlarda da gözlenebilmesi. Genelde hani Hoşkin genç yaşta görüyor demiştik. 50 yaş üstü erkeklerde gözlenebiliyor bunun özelliği. Burada klasik ya da monoklüler hücreler görülüyor. EBV %70 olguda pozitif oluyor. Bu da burada görülen restember hücresinin morfolojisi. B semptomlar çok sıktır burada önemli. Görüntümü şuradan alayım. E, prognoz çok iyidir. Eozinofili gözlenir zaten konuşmuştuk. Lenfositen zengin. Bu da ileri yaşlarda boyunda aksiyada lenfadenopati ile kendini gösterir. Ama mediasiten lenfadenopati olmaz. yüzde %40 pozitiftir. Prognoz iyidir. Lenfositen fakir en az görülen tiptir. Nanoşkin lenfomaya ile en çok karışan, ileri yaşlarda gözlenebilen, geri kalmış ülkelerde gözlenebilen, HIV ile ilişkili olarak görülebilen, 90 %90'ında pozitif olan ve kötü prognozda olan, nispeten relatif olarak diğerlerine göre, relatif olarak kötü prognozda olan hoşkin tipidir. Peki klasik olmayan hoşkin tipi hangisiydi? Nodüler lenfosit predominant. Bunu unutmayacağız. Nodüler lenfosit predominant klasik olmayan tiptir. Başında nodüler var. Aklımıza ne gelecek? EBV ile ilişkisi var mı? Yok. Ee, ve bunun özelliği nedir? Bunun özelliği nedir? Niye böyle nodüller demişler? Çünkü yoğun nodüller yapı görülüyor ama sıklarozan yapı yok. Sıklarozan olsa nodüller sıklarozan diyeceğiz. Ve burada şu özelliğe dikkat arkadaşlarım. Buradaki hücreler, buradaki RS hücreleri, pardon, RS hücreleri popcorn yapıda şu şekilde. Buna lenfostik istiyostik tip deniyor. Bu da popcorn tip deniyor. Bu hücrelerin özelliği. Peki bu hücreler CD15-30 negatif. CD20, BCL6 pozitiftir. Peki EBV ilişkisi var mı? Hayır demiştik. ve plazma hücreleri içermiyor arkadaşlarım. Peki neyi klinik olarak sorabilirler? Rekürrensin en fazla görüldüğü tip olması sorulabilir. %5 oranında difüz büyük hücreli lenfomaya dönüşür. Ki bu en yüksek. Yani diğerleri içerisinde en yüksek risk. Prognozu en iyi demek hani biraz soru işareti. Yani bazı textbooklarda prognozun en iyi olduğu lenfosten zengin diye geçer. O nedenle prognozu çok iyi diyebilin. Ama %5 oranında Diffüz büyük hücreye dönüşebiliyor. Rekürrensi diğerlerine göre e, yüksek olan bir hoşkin tipidir. Son olarak retiçten belki hücrelerinin formlarından bahsedeceğim. Özellikle sorulmasını beklediğim nod, no, laküner tip resi hücresi. Laküner tip resi hücresi nodüler sıkrozan tipte görülür. Lenfostik istiyosu tip, lenfostik baskın tipte görülür. Ki bunun diğerlerinden farkı neydi popcorn tipin? CD15, 30, negatif, 20 pozitif olması. Mumyalaşmış monokler tip diğer klasikler göre ama mumyalaşmışın bir özelliği bu bir ölüm aslında. Retistenberg hücreleri kendine has karakteristik bir hücre ölümü gösterirler. Buna biz mumifikasyon deniyor. Ve o hücrelerde mumyalaşmış RS hücreleri deniyor. Bu da yine ekstra bilgi olarak sizde kalabilir. Arkadaşlarım benim anlatacaklarım, benim anlatacaklarım bunlar. E, neyi konuştuk? Biz Hoşkin lenfomayı konuştuk. Hoşkin lenfomada e, neler oluyor? Neleri konuştuk? Bir kere lenfositlerin gelişim sürecinden bahsettim. Lenfositler kemik iliğinde üretilip işte T lenfositler timusta olgunlaşırken B lenfositler lenfodunda e, olgunlaşıyorlar. E, hatırlarsanız şeyi çizmiştik şu en başta da gösterebilirsem hızlı bir şekilde. Eğer kemik iliğinde gelişirse biz ona şöyle yapabilirim daha güzel. Şunu büyüteyim. Kemik iliğinde bakın kemik iliğinde gelişse de diyoruz ama lenf gelişirse biz o tümörlerine ad veriyoruz? Hoçkin veya nanoşkin lenfoma diyoruz. Şuradan gelişen tümöre biz ALL dedik. Buradan gelişen tümöre KLL dedik. Dikkat! e, ee, şuradan gelişen tümörü Hodgkin, işte diğer tümörlerin nanoşkin Peki şuradan gelişen tümörü, yani plazma hücresi aşırı miktarda prolifer olsa biz buna multiple myelom deriz. Değil mi? Önemli. Ee, zaten e, multiple myelomla da ilgili bir benim YouTube'da videom var. <laughs> lütfen onu da açın izleyin. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel etkileşim aldı. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz lütfen e, beğenmeyi ve takip etmeyi. Akıza takılan bir sorun varsa da yorum kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza lütfen paylaşın. Ee, ve benden sonra lütfen dahiliyede, dere dahiliyede de işin kliniği anlatılacak. Yani tedavisi, e, ayrıca tanısı bunlar konuşulacak. E, bilmenizi istediğim Bredstenberg hücrelerinin patogenizi, salgadığı stokinler, özellikleri, Hoşkin lenfomanın alt tipleri, işte hangisi daha sık, hangisi işte medyastan lap yapıyor e, ve hangisinde eozinofili görülüyor? B semptomları hangisinde daha sık? Sınıflandırma neye göre yapılıyor? Klasik olmayan tip hangisi gibi? İşte rekürrens hangisinde daha sık görülüyor? Bu özellikler çok ama çok değerli. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Ve istediğiniz başka bir konu varsa da anlatmamı istediğiniz bu seriyle devam edeceğimiz yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım meslek hayatınızda her zaman zevk alacağınız güzel günleriniz olur. Kendinize iyi bakın. Başarılar.